Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex maç sonu programını sunar. Felaket bir konferans ligi gecesini geride bırakıyoruz sevgili seyirciler. Önce Beşiktaş kendi evinde Club Brugge 5-0 yenildi. Ardından Fenerbahçe lider gitti Danimarka'da. Nordsjælland deplasmanında 6-1 mağlup oldu. iCrypex'in sunduğu gol makinesinde her zaman olduğu gibi Nihat Kahveci ile bu karşılaşmaları yorumlayacağız. Sponsorumuz iCrypex kendi tokenları iCrypex token'ı çıkardı ve Cuma günü listeleniyor. Şu an kullanıcılara ve yeni üyelere özel 250 lira Bitcoin hediye kampanyası da devam ediyor. Kampanyanın detayları için açıklama bölümündeki linki kullanabilirsiniz. Nihat, ne diyeceğim, ne soracağım, ne konuşacağım vallahi bilmiyorum. Yani herhalde 26 yıllık televizyonculuk hayatımın en zor yayın başlangıçlarından birini yapıyorum. İki maç izledik. Beşiktaş kendi evinde 5-0 yenildi. Ardından Fenerbahçe Nordsjælland'a 6-1 yenildi. İki maçta 11-1'lik bir skor var. Akıl almaz goller yedik. Rakipler çok rahat goller attı. Yani nasıl anlatılır bu? Nasıl tarif edilir? Tabii ki analizini yapacağız, nedenlerini konuşacağız ama büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşıyoruz tabii doğal olarak. Vallahi sevgili seyirciler bize yardımcı olurlar ya. Olurlar mı? Yani olsunlar. Bu akşam yardıma ihtiyacımız şimdi, var hakikaten. Şimdi biz futbolu konuşmayı seviyoruz. Oynanan oyunla ilgili bahsetmeyi, teknik, taktik, sistem, oyuncu değişiklikleri. Evet. Bu oyuncuları neden oyuna aldı ya da neden çıkardı? Ben şimdi ne konuşayım ya? Yazık değil mi bana ya? Ya iki tane koskoca çınar. Beşiktaş ve Fenerbahçe. İkisinin de tabii ki bir takım mazeretleri var. Abi bu skorlar mazeret kaldırmaz. Kimse kusura bakmasın. Bak bu skorlar mazeret kaldırmaz. Cicu yoktu, Fred yoktu olayı değil bu. Beka yoktu olayı değil. Diğer tarafta Rozier yoktu, Masuaku yoktu olayı değil bu ya. Ya bu takımın formasını giyen oyuncular onuru, gururu, taraftara saygısından koşar, mücadele eder ya. Ya bu kadar gol yenir mi ya? Perşembe gecesi 20.45'te Beşiktaş maçı başladı değil mi? 20.50'de gol yemeye başladık. 0-0. 1. Cuma'ya geldik. 0-1 Cuma sabahına kadar gol yedik ya. Ya çok yemek yediğinde zarar. Bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum. Kelime yok. Rezillik. Rezillik. Mazereti yok arkadaşlar. Bakın kiminiz diyebilir. Evet ya Fenerbahçe'de çok önemli 3 oyuncu yok. Evet yok. Yoklardı da. 3'ten fazla. Biliyoruz evet. Onların eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu. Beşiktaş'ta önemli oyuncular yok. Evet yoklardı. Benim için bunlar mazeret değil. 5-7 Ersin yuhlandı. Haklı bir şekilde 5 tane net pozisyon çıkardı. Livakovic 6-7 7 tane net pozisyon çıkardı. Ya bu kadar rezalet olur mu ya? Çıkarmasalar iki takım da 10'ar tane yiyecekti ya. Vallahi billahi. Bak maçın kurtarışlarını izle, skoru bilme, böyle yaparsın. Ersin Beşiktaş'ı kurtardı, kurtaramadı, fark yedi Beşiktaş. Maçı izleme. Sadece kurtarışları izle Livakovic'in. Sadece kurtarışları izle Livakovic'in. Livakovic farkı önledi dersin. Önleyemedi ya, bu kadar rezil iki maç izledik ya. 180 dakika hayatımızdaki 18 ayı aldı ya. Hani şahsen, ya biz... Hangi yıllara döndük ya? Evet. 2023-2024'e gireceğiz. Bir ay sonra, 30 gün sonra bizi hangi yıllara döndürdünüz ya? Otobüsle dönün hadi Danimarka'dan. Otobüsle dönün. Olmaz. Yani ikisini genel konuşmak istiyorum. Evet. İstanbul'da gezilecek en iyi yer neresi? Beşiktaş defansı. Gezi rehberleri var ya. En rahat nerelerde yürüyebilirsiniz, koşabilirsiniz? Beşiktaş defans attı bugünkü. Ona Fenerbahçe böyle yaptı. Hayır dedi ya. Bizim defans attı da rahat.
Gelin dedi turistler burada da gezin der gibi performans izledik. Ya bak kaleciler ikisi toplam Ersin'le Livakovic 10 tane net pozisyon çıkardı. Ne bileyim ya çıkarmasalar ne olacaktı? Tabii Ersin'in 5, Livakovic'in 6 kurtarışı var. İstatistikleri geçen ki işte bir tane mesela Livakovic'in yediği bir golde kurtardıktan sonra yemek zorunda kaldı. Yani çeldiği top gol oldu. Şaka gibi ya. Ya bir oyuncu izledik. Şelderup. Evet. Bak City, Bayern, Barcelona, Real Madrid bu maçın kasetini izlemesin ya. Tek başına neler yaptı ya? Neler yaptı? Topun üstünden dönüyor. Bisikletler, ara pasları. Evet, inanılmaz oynadı hakikaten. Bu nasıl bir oyuncu ya? Ben şok oldum izlerken. Ama ona o rahatlığı veriyorsun. Tabii. Bizimkiler sahaya çıkmış. Hava soğuk. İlk 30 dakika bir tane Fenerbahçe gibi bir takımın bu seneki bu takımın forveti topa bir kere mi dokunur ya? İkinci dokunuşunda da muhteşem gol attı Batshuayi. Hocam Batshuayi mesela oyundan niye aldın hocam? Dzeko zaten hava soğuk. Maç kritik. Dönme ihtimali gözükmüyor hani oyun olarak. Dzeko oyuna girdi Batshuayi çıktı gol atan. Bu arada iki gol attı. İptal oldu. İkisi de bence doğru. Evet. Szymański elle vurdu. Aynen. Batshuayi de offside'den gelip müdahil oldu aktif alana. O da doğru. Abi ya şunu söylemek çok acı ya. Nostaylant 7. golü aradı. Aradı ya. Aradılar. Ya vallahi ben artık ne diyeceğimi şaşırdım. Yani kusura bakmayın yani. Biraz yorum okuyayım. Sen biraz soluklan. Hakikaten sinirlerimiz bozuldu. Asabımız bozulmaz bozuldu. Bozulmaz mı ya? Burak Orasan diyor ki çok rahat gol atıyorlar. İnanılmaz. Kaan Ünver diyor ki konferans liginde kara gece demek bile az kalıyor. Ali Can Yazgan, İsmail Hoca Ludogorets'i 7-1'lik maç için Ludogorets'i 7-1 yenmişlerdi grupta Nordjylland. Ama tabii yani Fenerbahçeli... Nasıl attı demişti. İzleyeceğim o maçı demişti. İzleyeceğim, onu hatırlatıyor. O maçı dedi. İzlemeseydin nasıl hocam. İzleyeceğim o maçı dedi röportajında ama görünüşe göre izlememiş. Yani ne olursa olsun kim bu takım ya? Bunu yenemiyorsanız kim yenecek? Yenmeyi geçtik artık yani bu ne akşam. Bil, ne bil. Bir daha okur musun o arkadaşımızın ismini? Ali Can Yazgan. Helal olsun ha. Bak çok güzel bir hatırlatma. Aynen. Şimdi net hatırlıyorum. İsmail Hoca böyle yaptı. Diğer maç 7-1 bitti. Nasıl 7 tane gol attılar merak ediyorum dedi. Hani böyle bir şok haliyle. Evet. Hocam 7 tane yiyorduk. Yani yiyorduk. 7 yiyecek pozisyonlar yiyorduk. Oldu. Yiyorduk. Maalesef. Abi City ile mi oynadık ya? Evet. Konferans ligi abi bu. City ile mi oynadık? Konferans ligi. City ile mi oynadık değil mi? Yok yok. City'den bak yemez ha. Bak Fenerbahçe City deplasmana gitsin. 6 tane gol yemez. Kapanır, mapanır, ölümüne oynar, bir şey yapar. Yemez yine 6 tane. Yedik bugün. Yedik. 6 tane de Livakovic kurtardı. Acı evet. Olan bir de burası. Tabii. Karşı karşıya kurtardı. Uzaktan şutları kurtardı. Şimdi ama tabii maç skoru kaleci Livakovic. Sallayan sallayana olacak. Hiçbir şey diyemezsin. 6 tane gol yenildi. Yediği gollerde Livakovic'in hatalı olduğunu hatırlıyor musun hiç? 6 golde. Hani bazen de öyle kaleci performansı olur ki 2 tane 3 tane hatalı gol yer kaleci mesela. Öyle bir durum da yok. Yediği kadar kurtardı ya. Evet. Derim ki hadi o birbirini tamamladı ya. 6 tane yedi 6 tane de net kurtardı. İsmail'den Yusuf'una Crespo. Crespo sana ne oldu Crespo? Bazen böyle fotoğraflar veriyordun yemekten masada şeyle. Yok Crespo yok Cengiz. 15 milyon euro bonservis ödenildi. Tamam sakatlandın da sakatlık dönüşü bir futbolcunun bu kadar kötü olamaz ya ne bil. Ya hiçbir katkısı yok. Kent bugün ilk yarı bir şeyler yapıyor ama hep aynı şey. Kenardan alıp İçeride. Paralel pas. Tadiç bir ayağına geldiğinde ince paslar yapıyor. Batshuayi 30 dakikada bir kere topa dokunuyor. Samuel sen ne oldu makine gibiydin? Sana ne oldu? Osterwold'u zaten ben oldum olası çok beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. İsmail Stoper de olmadı. Olmadı. Ya çocuğun mevkisi değil. Ama oyuna girenlerde de bir şey yok. Hiçbir katkı. Ya bir birbirini... Ya biz birbirini ateşler ya oyuncular. Bir şey yapar.
Tabelaya bakın der. Bir de 2-0 iken 2-1 oldu. Dondular ya soğukta. 43. dakikada 2-1 oldu değil mi? Hani soyunma odasında iyi bir giriş senaryosu bu en azından. İlk 25 dakika şut atmamışsın. Kalende 2 gol görmüşsün. Sonra 25-45 arası görece üretmişsin, pozisyona girmişsin, golü atmışsın 43'te. Ve soyunma odası ikinci yarı ne bekliyoruz? 2-1. Reaksiyon. İlk pozisyon 46. dakika karşı karşıya North Shetland gene. Yani daha birinci ilk kontra. Bak Beşiktaş'ın sezon başından bugüne kadar grubun ilk maçında konferansta bugüne kadar zaten bir puanı var. Evet. Beşiktaş'ta biraz daha beklenilir mağlubiyet ki 5 yememesi gerekir evet. Bak. Bir de yeme şekli. Ufacık evet yeme şekli çok kötü. Ruh hali çok kötü. Evet aynen. Yani Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da. Ama Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti daha çok kızdırmıştır. Evet, anlıyorum çünkü demek istediğine. Ligde lidersin. Grupta lidersin. Artık şeyi düşünüyorduk. Yarı finalde rakibi kim olur? Çeyrekte rakibi kim olur? Finalde rakibi kim olur dediğimiz Fenerbahçe şu an gruptan çıkmama ihtimali var. Diğer doğru. Maç ne oldu? Kazandı Ludogorets son dakikada attığı golle. Ya. Şimdi 3. sıraya düştü. Yani 10 puanla North Shetland lider. 9 puan var Ludogorets ve Fenerbahçe'nin. Allah'tan Fenerbahçe son maçını evinde Tırnava'yla oynayacak. Yani emin değilim. Büyük ihtimalle yener. Yani yenmeli. Yenmeli. 12 puan alıp North Shetland Ludogorets maçında böyle bir berabere bitmesini falan bekleyip ki lider olsun. Çünkü burada liderlik de çok kritik, çok hayati. Gerçi bugünkü skordan sonra liderliği falan çok konuşamayız ama şu açıdan önemli. Lider olan takım bir tur eksik oynuyor. Çok İki önemli bu sıkışık takvimde yani. İki maçtan kurtarıyoruz. Yani konferans liginde bir takım 4. maçın sonunda iddiasını kaybediyor. Diğer temsilcimiz son maça bırakıyor gruptan çıkmayı. Ve ben gerçekten biraz daha yorum okuyalım dur. Valla cümle kurmakta zorlanıyorum. Bir yoruma geçme şu söyle. Arkadaşlar şu an ben gözümün önünde var ya bu kadar iki tane kötü maçtan sonra 22 bin kişi görüyorum bak. 22 evet. Bin kişi. Ya yayınımızı beğenin. Abone olmayanlar abone olun. Acı kara bir gece, zor bir gece. Ama inşallah buralardan gerekli dersleri çıkarırız. Çıkarmalıyız. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe. Ya Avrupa'da ben her zaman söylüyorum. Yenenle beraberim. İnanılmaz sevinirim. Abi. Yenilenle de üzülürüm. Aynen. Üzülürüm. Bugünkü ruh halimiz biraz üzüntüden yani, kızgınlığa içimizde öyle yaşıyoruz yani. Ya çünkü, yani biri 5-0 bitmiş, biri 6-1 bitmiş. Çok üzülüyoruz ama kızgınlık biraz daha ağır basıyor ya şu anda. Ya kızgınız yani. Evet. Ağlanacak halimiz var yani bugünkü iki takım performansını gördüğümüzde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin. Evet. Ya biz kurallar çekildiğinde konferans liginde rakipleri gördüğümüzde final hayal ettik ya. Final hayal ettik. Biz kendi kafamıza göre final hayal etmedik bu arada. Siz bizi hayal ettirttiniz. Tabii. Siz ettirttiniz. Aynen. Siz futbolcular, yönetim, başkan, siz ettirttiniz. Rakiplerin isimlerini gördüğümüzde. Ya bize bu hayal kırıklığını yaşatmayın ya. Tamam Beşiktaş, bak çıkamadı. Ya Fenerbahçe sen 3 maç uçuyordun. Ne oldu sonra da şimdi çıkamayacak duruma nasıl getirebildi ya? Evet. İnanamıyorum ya. Gerçekten yani bu resmen bir çöküş ya. Seren İkiz az önce senin Seren attı bize pardon. Bizim editörümüz Seren onun o bir an atıyor mesajları. Kaan Ünver diyor ki hadi Beşiktaş'ın bir amacı hedefi yok. Evet. Senin az önce söylediğin şey. Fenerbahçe neden böyle oynadı? Nasıl böyle oldu diyor. Yani hakikaten şimdi maça kötü başlarsın. 20-25 dakika 2 gol yedin. Oradan geri döndün. Oyun olarak geri döndü Fenerbahçe. 25-45 arası hakikaten geri doğru. Döndü. Yani Batshuayi'nin pozisyonu var. İlk pozisyon. İsmail'in kafası var. Cengiz'in pozisyonu var. Çok güzel Kent'in getirdiği. Üstüne Batshuayi'nin golü geliyor. Onun üstüne işte elle atıldığı için iptal edilen gol falan. Ama ikinci yarı başlıyor. Gene bir şey yok. İlk kontrayı hemen North Shetland buluyor. Ya not aldı hemen. Sonra 55'te. Soyunma odasında karşı karşıya kaldı ya North Shetland. Evet. Riva konuş çıkarmasa zaten o ara zaten bitti diyecektik. Ya oyuna, ki sonrasında da bitti de o ayrı da. Oyuna ikinci yarıda giren Nigren hat-trick yaptı. Adam ikinci yarıda girdi oyuna. Yani gerçekten anlaşılır gibi değil. Benim aklım almıyor. Ben bu kadarını yani kimse tahmin edemez ya.
Bak çok, kimse evet. tahmin edemez bu kadarında. Ya bu maçın zor geçeceği Fenerbahçe için hem iklim şartları hem Fenerbahçe'nin eksikleri düşünüldüğünde zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Mağlup olma ihtimalini hani maçtan önce konuşurken ya zor maç yenilebilir hadi bir puan alsın gruptan çıkmayı garantilesin diyorduk hani maçı izlemeden önce maç Tabii. başlamadan önce. Zor maç çünkü hakikaten bu kadar eksik. Ciku, Bekao, Serdar Aziz, Ferdi, Fred, Zaits, Mehmet, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür'le Samet listede yok. Yani şimdi savunma hattına bakalım geri dörtlüye Fenerbahçe'nin kadroya bakalım. Çok acayip bir geri dörtlü oynuyor. Osayi, İsmail, Yusuf ikisi de biri gencecik bir çocuk, biri stoper değil. So Osterwolde yani ideal dörtlüsünde bir tek Osayi oynuyor. Orta sahada 8 numarada Şimanski oynuyor. Peki bir şey soracağım. Ya gene konu aynı yere geliyor. Ha, İrfancan 8 numara oynasaydı 6-1 olmazdı diye bir iddiam yok da. Oynamaz. Artık yani... ben o konuyla ilgili yorum bile yapmak istemiyorum. Bugünkü değişikliklere dikkat et. Batshuayi forvet çıktı. Dzeko girdi. Evet. İrfan Can sağ ön çıktı. Cengiz sağ ön çıktı. İrfan girdi. Klasik. Dakika kaç? Hiç. Notuma bile bakmayacağım. 60. 62. Yani. Evet evet. Fix. Zaten taraftarın biraz kızdığı da o. Evet. Yo var ya. UEFA biliyorsun. Kadroyu yazar ya. Kenti Solbek yazmış. Evet. Ulan dedim ki Solbek oynasın bari. Hani bir... Değişik yani bir şey yaptı hani. Mevkinde evet. olmayan... Gerçi bir görünce yok öyle değildir dedik evet, de. Evet taraftarlar yani. Öyle düşmüştür. Öyle olacağını hiç biz tahmin etmedik. İsmail evet, Stoper oynar. Osterwolde Solbek. Hani orada hani ironi yapıyorum hani. Solbek oynasa hani biraz İsmail Hoca hep genelde eleştirirler şey ya. Evet. Forvet çıkarır forvet alır. Değişiklik altı çıkarır yapmıyor. Altı alır. İki çıkarır iki alır. Kenti bari Solbek görseydik de bir değişik bir şeyler yaptı yani konuşurdu Fenerbahçe taraftarlar. Çünkü bu konuda çok eleştiriyorlar biliyorsun. Ama artık bir değişiklik zamanı geldi. Hakikaten bazı oyuncular nerede olduğunu, hangi formayı temsil ettiğini iyi bilmeli. Beşiktaş'ta da sayı çok. Tabii. Beşiktaş'ta sayı çok hem de. Sezon başından beri çok. Baksana Beşiktaş'ta bir kere bu kadar sakat olması da normal değil bu arada. Yani. Ben şimdi kimse bilerek ben sakatım oynamıyorum demiyorum ama Aynen. böyle durumlarda diyenler çıkar. Grip olup 10 gün grip sürenler olur. Tırnağım kırıldı ağrıyor diyenler olur. Çok mazeret üretenler olur sorumluluktan kaçanlar. O ayrı bir konu. Ondan emin olamayız ama olabilir bu tip kötü gidişlerden. Fenerbahçe'de 3 tane orta saha oyuncusu sakat. Fred, Zaits, Mert Hakan Yandaş. 3 tane stoper sakat. Ciku, Bekao, Serdar Aziz. Luan Perez daha sezon başlamadan sakatlandı. O yüzden hiçbir listeye yazılmadı. Ve sol bek Ferdi sakat. Mesela ön tarafta yani sakatlanmasın tabii kimse onu arzu etmeyiz elbette. Yok. Herkes sağlıklı. Herkes sağlıklı. Ön taraftakiler. Cengiz bir sakatlıktan döndü. Ama stoperler ve orta saha oyuncuları sakat Fenerbahçe'de ve bugün forma giymiyorlar. Mesela Brown da diyor ki bu sonuç eksiklerle de açıklanamaz diye düşünüyorum. Fred, Ciku ve Beka olsaydı çok mu farklı olurdu? Ne diyorsun? Mesela olurdu. Buraya girdi. Bak. Ciku, Beka ve Fred. Farklı olurdu. Olurdu. Aynen. Olurdu ama kiminle oynarsan oyna Fenerbahçe forması bu takımdan altı yememeliydi. İkisi farklı şeyler. Evet. Tabii ki Bekao, Ciku, Fred oldu mu? Zaten izledik o Fenerbahçe'nin nasıl farklı bir Fenerbahçe olduğunu. Ama bugün için bu takıma karşı kiminle oynarsın oyna 6 gol yiyemezsin. Ya 12 yiyebilirdin. 12. Livakovic kaç tane kurtardı ya? 6 kurtarışı var işte. Al işte bu 6'nın 5'i net. Evet yani gol. Karşı karşıya yakından. Hatta oyuncu var ya. Crespo mu ne girdi? Evet. Dokunsa penaltı alır. Penaltı bile almadı. Aynen. Ya bu kadar da iyi niyetliydi ya. Evet. Ya ben bu Şelderup hayran kaldım. O nasıl bir futbolcuymuş bak, ya. Maç sonu istatistiklerine bakalım Fenerbahçe'nin. Çok acayip yani. 22 şut var rakibin attığı. Nordjylland'ın. Fenerbahçe 11. 3.32 gol beklentisi. Fenerbahçe'nin 0.82. Ceza sahasında toplu oluşumu 32'ye 16. Ya şaka gibi ya. Fenerbahçe'nin ceza sahasında topla buluşmalarını söylerdi. Evet. 50 küsürleri biliriz ya. 50 küsürleri rakip ceza sahasına 40 kere girdiği maçları evet. biliriz. Rakibe tabii ki Bekao, Ciku, Fred oynadığında ne kadar az pozisyon verdiğini biliriz. Tabii ki bu eksikler önemli ama bana kimse
6 golü, 7 tane net pozisyonu anlatamaz ya. Bence maç sonu da hepsi aynı şeyi der. Ama maç sonu söylenecek şeyler bu. Hı. Bak, bilmiyorum. Bak ben de şu an yayın açık. Hiç evet. Bakmıyorum. Evet. Yok daha düşmedi zaten. Üzgünüz. İşte belki utanıyoruz ki utanmalılar. Gerçekten yani. Hani insanın başı öne eğilir hani. Ya bak yenilmek var, yenilmek var. Bu hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin elde ettiği sahanın içindeki oyunu, oyuncuların ruh hali yenilmek değil. Bunun adı başka bir şey ya. Gerçekten başka bir şey yani. Mesela şöyle bir eleştiri var. Bizim de dikkatimizi çekti. Enes Daş'tan bir tek şey söylüyorum özet olarak. Oyuna giren Joshua King gülüşüyor, şakalaşıyor biriyle. Böyle bir ciddiyetsizlik. Evet doğru. Ben de gördüm. Hatta o ara kim bilmiyorum. Tanımam, doktor mudur, masör müdür, nedir, ne olduğunu bilmiyorum. Esniyordu, ona döndü, bir şey yaptı, gülerek oyuna girdi. Vallahi oraları İsmail Hoca bakacak. Bazı oyuncularda lakayetlik, disiplinsizlik, konsantrasyon yoksa oraları düzeltmesi lazım. Çünkü Fenerbahçeliler için bu Kasım ayı, Aralık ayı, şimdi geçen seneden düşün, uçan Fenerbahçe cesuslu evet. Buralara geldiğinde Dünya Kupası arası, şimdi... Bugünkü oyundan sonra toparlanman lazım bir an önce. İçeride Sivas maçı değil mi? Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İçeride oynaması şans. Evet. Ya bu arada da ve maç pazartesi. İletişim eksikliği mi var bilmiyorum. Takım bunu neden mi söylüyorum? Yok. İsmail Hoca'nın ben bir açıklamasını hatırlıyorum. Adana Demirspor maçı öncesi. Evet. Ciku ile Fred yetişebilir. Kaç gün geçti? Oo. Adana hani, Demir maçı mı? Bak. 12 Kasım. Bekliyor insanlar çünkü Freddy Jiku'yu bekliyor. Önemli eksiklik. Böyle bir açıklama duyunca umutlanıyor ve ortada yoklar hala. Mesela burası da net bir şekilde açıklanmalı ya. Benim evet. Şahsi düşüncem. Tadiç'in açıklaması var. Bakalım ne diyor? Takımın tecrübeli oyuncusu, lider oyuncusu, önemli oyuncusu, sadece yeteneğiyle değil, aklıyla da oynayan oyuncusu. Utanç dolu bir akşamdı. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe için bu kadar farklı bir mağlubiyet mümkün olmamalıydı. Özür diliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımız böyle bir sonucu hak etmedi. Yapmamamız gereken şeyleri yapamadık. Ha, yapmamız gereken şeyleri yapamadık. Rakibe çok fazla izin verdik. Planımız bu değildi. Agresif olmaktı. Planımızın tamamen tersine işler yaptık. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar. Pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Şu kısmı bence hani rakibe çok fazla izin verdik. Evet yani rakip ya gerçekten yürüye yürüye çok kolayca savunmadan atılan bir topla yani hani bir golde hakikaten inanılmaz bir organizasyon izledik değil mi? O kaçın ikinci goldü galiba. Evet, değil mi? İşte savunmadan paslaşmalar. Evet, evet. Ya gerçekten orada yani ayakta alkışlanacak bir gol ama hepsinde organizasyon var ama çok bir pas, iki pas, bir pas, iki pas, bir pas, iki pas. Stoperler sürekli ya uzun atılan topta şeyi kovalıyorlar, Norçelant oyuncularını, ya da karşılarına gelen hiç orta sahadan baskı yememiş forvetleri karşılıyorlar. Bir tane yediğimiz golle iki stoper hani Yusuf'la İsmail evet. arası birinci köprüyle üçüncü köprü arası gibiydi ya. Evet. Karşı karşıya bomboş gitti. Çok acayip. Ya ben böylesini görmedim ya. Ya yersin, altı yersin. Ama rakip kalede de şunu yaptım da atamadım da direkten döndü de rakip kaleci de bu kadar pozisyon kurtardı. Şanssızlık dersin. Koşarsın, mücadele edersin. Rakip inanılmaz. Evet. İsim olarak güçlü, kuvvetli, gücümüz yetmedi dersin. Hani o bilindik Barcelona. İstediğin kadar koş, mücadele et. Sana 5 atar abi. 6 atar. Atıyordu yani. Ama bu rakibe karşı ne koştun, ne gerekli pozisyonlara girdin, ne mücadele ettin. Sonucu hüsran ya. Hani Mehmet vallahi... Karakaya diyor, adam markajı yok. Hiç çok acemice bir futbol oynadık diyor. Abuzer Uçkun diyor ki, Fenerbahçe 3 tane oyuncuya muhtaçsa geri kalan 7 oyuncu formayı üzerlerinden çıkarsınlar diyor. Tabii burada özellikle stoperler açısından şöyle bir sıkıntı var. Yani ikilisi yok ama onların yedekleri de yok. Yok. Yani Samet listede yok. Serdar Aziz sakat. Hakikaten çok
sıra dışı bir stoper ikilisiyle çıkmak zorunda kaldı bu karşılaşmaya. Başka da bir çözüm bulunabilir miydi? Ferdi'nin de yokluğunda. Hadi Osterwolde, çünkü Osterwolde stoper oynayabilirdi. Stoper oynasa diye. Ama sol bek kim oynayacak bu sefer? Belki de UEFA'nın yazdığı kadro daha mantıklıydı. Yok, Ferdi olsa işte, Ferdi orada olup Osterwolde stoper oynayıp İsmail'i orta sahaya atabilirdi Crespo yanına. Evet, biraz belki hani. Tabii, veya genç Yusuf. Şimdi Yusuf'un da kariyerinde iki maçı oldu. Biri Ludogorets deplasmanı, biri de bu maç. Yusuf Avrupa stoperi. Evet. Ligde oynatmıyor değil mi? Ben ligde aldığı yok, dakika... Yok, gerek kalmıyor ki. Almadı ya, aldı mı? Almadı. Bilmiyorum, yok, hatırlamıyorum, yok, ama Avrupa'da iki tane 11'e çıktı. İlk oynadığı maçta fena değildi ama bugün onun da yapacak bir şeyi yok. Orta sahada Crespo ne defansif görevini ne ofansif görevini hiçbir şey yapmadı. Çok boş bıraktı o alanı yani. Yani tabii bir de orta saha şimdi Crespo, Szymański, Tadic gibi bir merkez üçlü olunca daha da rakibe az temas eden bir üçlüye dönüştü. Evet. Yanılıyor muyum? Ya kesinlikle yani. Baksana şimdi... Szymański mücadele ediyor yine de bir hareket, defansif evet, anlamda da yardım etmeye çalışıyor da. Tadiş'te bir o Tadiş'ten başka şey bekliyorsun. Ona bir şey diyemezsin. Niye defans için koşmadın diye. Ama Crespo kır. Kır. Hani. Evet. Crespo'nun evet, kırı. Kır. Hani bir ara Zaş'la maçla oynuyordu geçen seneler. Crespo tek başına her yeri kapatıyordu filan. O da eskisi değil. Evet, o İsmail Hoca değil. Basın toplantısında soru almadan bir açıklama yapıp gitmiş bu arada. Böyle bir not var önümde. Soru almamış. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz. Bu maçtan sonra önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin. Spartak Tırnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız. Taraftarlar hocam hani merak etmesin de taraftarlar bugün neden bugün... böyle olduğunu merak ediyor yani. Evet. Ne oldu da 6 yedik diyor. Ne oldu da 7 tane net pozisyon verdik. Merak eder taraftar. Hele 10 senedir şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe taraftarı her şeyi merak eder. 10 senedir onların yaşadığı sıkıntıyı ben bunu daha önce de söylediğim için de söylüyorum. Hı hı. Bak öyle ya da böyle Galatasaray şampiyon oluyor. Bak Beşiktaş oldu Sergen Hoca'yla. Trabzonspor oldu. Başakşehir oldu. 10 senedir taraftar sıkıntı çekiyor ve sen bugün 6 yedin. Taraftar merak eder abi. Evet. İşler bu kadar iyi giderken hele grupta bu kadar rahat ya çıktık iki tane de eksik maç oynayacağız rahatlığıyla. İlk üç maç bitip dördüncü beşinci maç ortamını altıyı düşünürken rahat rahat bu takım ne oldu da gruptan çıkamama ihtimalinin olduğu hale geldiğini Fenerbahçe'nin nasıl bu hale geldiğini bu grupta merak eder. Sen hocam yeneceksin Sivas'ı büyük ihtimal içeride. Bir reaksiyon olacak. Hı hı. Olur yani genelde büyük takımlarda. Zaten reaksiyon da bir sonraki maçta olur. Öyle konuşarak. Olmaz aynı. Toplantı yaparak değil. Cevap her zaman sahanın içinde verilir. Hı hı. Gollerle, galibiyetlerle. Ama bence şu an şokta yani Fenerbahçe taraftarı. Bak şokta. Bak burada bir arkadaş. Hı. Ama bak söyle. Çok da enteresan ya. Burada bir arkadaşımız. Abi ya Fenerli ha. Hı hı. Abi ya dedi ya. Üzüldüm ya dedi hani. Beşiktaş içeride 5 tane yedi dedi. Tamam mı? Haklısın dedim. Yani öyle bir defansla çıktı ki kimse tahmin edemez dedim. Bugün Fenerbahçe'de öyle bir defansla çıkıyor. Bakalım hani dedim ya. Demez olaydım ya. Bak şöyle bir yorum var. Murat Esen diyor ki Ali Koç takımı kurdu. İsmail Hoca batırdı mı diyelim. Futbolcular biz hangi sıradayız, ne durumdayız diye kesin biliyorlardır. Sadece stoper yok diye bu sonuç çıkıyorsa o zaman bunu da öngörüp otobüs çekmekte bir erdemdir diyor. Yani diyor ki sen evet eksiklerin var doğru o zaman ona göre oynasaydın. Farklı bir şeyle oyna, ileride basma. Evet. Defans arkasına atılan toplarda mesela sıkıntı yaşayacaksın. Sistemi değiştir, formasyonu değiştir. Evet. Daha geri çekil biraz, kontra oynamaya çalış. Kontra oynayabilecek oyuncuları sahaya sür. Rakip kaleye çabuk inebilecek. Evet, mesela. Ama o rakip kaleye çabuk inebilecek oyunculardaki çabukluk da kalmamış ki. Bunlardan biri Cengiz Ünder. Cengiz kardeşim hiç kusura bakmayacaksın seni.
İyi oldun, en çok öven insan benim. Aman Fenerbahçe şu ana kadar bir gram katkın olmadı. Sakatsın, evet, mazeretin var. Ama böyle dönülmez bir sakatlıktan. Çok kötü. Gerçekten çok yani kötü. Ya ben inanamıyorum. Cengiz kalitesi. Ya ben bir ara milli takımda Cengiz yazılır, etrafı doldurur. Tabii. Diyen bir insandım. Bunu keyfime söylemedim. Cengiz söylettirdi bana performansıyla. Aynen öyle. Şimdi de tam tersi Cengiz. Nasıl buradan bembeyaz bir formda Cengiz, herkesin ya uğruna 15 milyon euroyu bile neden veriyorsunuz denilmeyen Cengiz. Şimdi tartışılırsın bak Cengiz, İrfan Can Kahveci 2 sene neler çekti bu konuyla ilgili bonservis yüzünden. Bu seneki performansıyla unutturdu. Seni kurtaracak olan yapacağın asistler, atacağın goller, göstereceğin mücadele başka bir şey kurtarmıyor biliyorsun böyle konuları. Aynen. Performans kurtarır. Evet. İdris Kurt diyor ki Nebil abi, Türk takımları harıl harıl 35-37 yaşında futbolculara tırlarla para bayılacaklarına, kuzey takımlarına Norveç, İsveç, Danimarka buralardan 21-24 yaş arası topçu alsınlar, adamlar çok güzel oynuyor. İdris Bey'e katılıyorum ama şöyle de bir şey var. Diyelim ki Tadic, Dzeko, işte Torreira, Icardi, Alex Chamberlain, Rashica falan gelmedi ve bunları aldı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Oo, kulübü yıkarsınız. Bunlar kim deriz? Kulübü yıkarsınız. Evet. Vay efendim, adı sana bilinmemiş. Yani burada tabii ki hani İdris Bey'in dediğine şöyle katılmak. Bir iki tane belki evet yıldız, üst düzey klas oyuncu alıp daha ileriye yönelik oyuncular alınabilir. Evet. Bu belki bunun bir karması yapılabilir. Ama inanın kulüpleri de yöneticileri de transfer konusunda baskı altına, İdris Bey sizi tenzih ediyorum böyle düşünmüyorsanız. Ama taraftar da bu konuda kulüpleri ve yönetimleri acayip baskı altına alıyor. Galatasaray taraftarı şeyi iptal ettirdi ya. Vesino transferini iptal ettirdi neredeyse son dakikada. Tamam Sarri de bırakmamış falan da. Onun yerine pat diye Ndombele geldi. İsim bile aldığında bazen sıkıntı oluyor. Tabii onun o varken bunu niye aldın abi falan oluyor. Yani tabii. O yüzden zor. Bugünkü o benim söylediğim oyuncu kaç yaşında? Şalder o. 19 mu? Öyle bir 2004 şey. Doğumlu mu evet, ne? Evet, aynen öyle. Değil mi? Evet. Abi ya 19 zaten... yaşında çocuk sanki var ya 25-30 yaş arası her türlü tecrübeyi yaşamış soğan için. O nasıl bir kalite diyor. Abi zaten. Ama onu sen al. Gel bakayım Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a getir. Hemen öyle yaparlar. Bu kim derler hani. Normal hani o da ilk başta. Ama muhteşem bir oyuncu mesela. Ya o sonradan giren, hat-trick yapan Nigren 22 yaşında. Bir gol atan Rasmussen 21 yaşında. Hani eğer yaş konusuna gireceksek. En sonlarda oyuna girdi Türk asıllı Sert Demir 19 yaşında. Oyundan çıkan Diomonde 22 yaşında. Daha sayayım mı? Yani bizim Şelderup nerede? Şelderup'u bulamadım. Bizim derken hakikaten çok herhalde iyi oyuncu yani. O anlamda hayran bıraktı hakikaten oynadığı futbolla Şelderup. Yani şimdi Sezar'ın hakkını da Sezar'a vereceğiz. Muhteşem. Üzgünüz, sinirliyiz, yani kızgınız ama olağanüstü bir futbol oynadı yani. Evet, Fenerbahçe'den herhalde başka bir açıklama gelmeyecektir diye düşünüyorum. Tadic konuştu. Evet, 2004'te 19 yaşında. Ya böyle durumlarda açıklamalar gelmeli ya. Yani evet. İşler kötü giderken... Anlıyorum. Konuşmak çok zor. Şimdi kendimi İsmail evet. Kartal'ın yerine koymaya çalışıyorum. 6-1 yenilmişim. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ya ne diyeceğim, nasıl açıklayacağım? Çok zor hakikaten. Ama açıklamak iyi günde olur. Galibiyetler gelirken açıklamalar yapmak varsa o zaman 6-1'in sonunda da neden böyle olduğunu, nasıl böyle bir sonucun ortaya çıktığını, neden bu sakatların hala dönemediğini... Bir açıklamasında yapılması lazım. Taraftar merak eder. Biz de merak ediyoruz bu işi yapan insanlar alıştı olarak. Alıştı bu kadar kişi gecenin bu saati. Ki uyuyamayacağız. Evet. Yemin ediyorum. O kadar yedik ki şiştik. Maalesef bu gece şiştik. O kadar hatta yedik ki şiştik yani. Hani laflarımı artık böyle bir kendimi evet kontrol ediyorum. Hani. Evet. Bu gece bak, dikkatli olmamız lazım. Tekrar söylüyorum. Biraz. İlk defa mı 5 yedik? İlk defa mı 6? Daha farklı skorlar da var. Yani. Ama bu seviye, bu lig, bu rakipler böyle olmamalıydı. Yani. Ya bu kadar olmamalıydı. Fenerbahçe tarihinde... Az yedik bile. Tabii yani. Kalecilerin rakip... kurtarışları var yani. Buruj'la Nostaylant'ın 10 tane daha ikisi beraber toplam gol atsa atabilirler. Evet, o pozisyonlara girdiler. Ersin'in de Livakovic'in de kurtarışları yani var. Fenerbahçe... Bu çok acı.
Düşünüyorum. Bir Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'da 6-2 yenilmişti. Rooney galiba hat-trick mi yapmıştı? Tam %100 emin olamadım. Bir de daha da eski bizim çocukluğumuzda bir Sigma Olomouc faciası vardır Fenerbahçe'nin. 7-1 evet. Yenilmişti. Evet. Hatta onun dönüşünde hafta sonu Galatasaray'la oynamıştı. Galatasaray'ı 1-0 yenmişti. O kadar büyük bir kaostan öyle çıkmıştı. Evet. Aykut Kocaman böyle güzel bir gol atmıştı. Aykut Hocamanmıştı. Evet, Stumpf'un yanından yanlışlıkla. Evet. Abi. Yani hani hakikaten bu 5-6-7 yani bu skorlar yani kolay kaldırılabilecek, hazmedebilecek skorlar değil. Tabii ki hayat devam edecek. Tabii ki futbolda her türlü skor var. Her şey olacak. Bu 3 gün sonra maçı var her takımın. Bunu telafi etmeye çalışacaklar ama gerçekten böyle ağır mağlubiyetlerden sonra da hangi teknik adam olursa olsun bir analiz, bir açıklama, bir sebep-sonuç ilişkisi bekliyoruz. Ya kesinlikle, kesinlikle. Ya şimdi şöyle de bir şey var. Tabii biz sıcağı sıcağına da böyleyiz ama hayat da devam ediyor. İşte önemli olan buralardan dersler çıkması. Evet. Zaten Beşiktaş'ta işte başkanlık seçimi olacak. Devre arası transfer dönemi beklenecek ki bence bayağı bir değişiklikler olacak orada. Herhalde. İşte Fenerbahçe devre arası sakatlıkların dönüp dönmemesine göre onlar da transfer eksikliği olacak. En önemli fırsat iki takımın da 3 gün 4 gün sonra maçları var. Tabii. Orada bu kara geceyi unutturabilme fırsatı da unutulmaz da. Artık bu yazdı tarih. Bu geceyi yazdı. Doğru. Evet. Ha, bir nevi hani tekrar moral verme taraftarlara için önlerindeki fırsat ligdeki maçlar. Ama oldu Fenerbahçe bu gruptan çıkamadı. Çok başarısız. Yani. Beşiktaş zaten başarısız. Herhalde. Fenerbahçe çıkamazsa böyle gruba başlayıp büyük hayal kırıklığı herhalde yani. Spartak Tırnava'yı, bir puanı olan Spartak Tırnava'yı Fenerbahçe kendi evinde, kendi seyircisi önünde Kadıköy'de herhalde yener yani. Favori Fener ama bak yine ne artık diyeceğiz ki Edirne dışı her takım zor. Sen bir şey söyleyeyim. Bak şu an çıkamıyor Fenerbahçe. Tabii şu an evet bir maç daha var. Bak, şu an çıkamıyor. Doğru. Şansımız ne? Ludogorets'le Neuchâtel'in birbiriyle oynayacak. Doğru. İkisinden biri ya kazanacak ya berabere kalacak. İkisi de puan kaybedecek. Sen kendin takdirde her türlü çıkacaksın. Ama doğru. Birinci çıkmak önemli. Yoksa iki tane daha fazla maç yaparsın. Fenerbahçe bu gruptan birinci çıkmalı. Evet. İkinciliği de o ilk üç maçı düşündüğümde ikinciliği de başarısız sayarım Fenerbahçe için. Lider çıkmalı. Fenerbahçe'nin Oğuz... Ama bir şey söyleyeyim. Berabere kalırlarsa, Fener yenerse lider çıkma şansı var bir de bu arada. Neuchâtel yenerse ikinci çıkarsın. Yendiğin takdirde. Doğru. 13 aynen olur, öyle. 12 olur. Evet, evet. Onu da başarısızlık sayarım ben. Bu 6 gol yenildiği için. Oğuz bir grafik hazırlatmış. Fenerbahçe 19'da 19 yaparak başladı ya. 19 resmi maçını ard arda kazandı. Evet. Hatta biz o zaman seninle 21 olur mu, blackjack mi vesaire mi dedik. 19'da 19'dan sonraki skorlar. Trabzonspor'a 3-2 yenildi kendi evinde. Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi. Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı deplasmanda. Fatih Karagümrük'ü kendi evinde 2-1 yendi. Ve deplasmanda Norçelant'a 6-1 yenildi. Yani 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet. Bazen böyle telefona böyle çok bakıyoruz ya. Hı-hı. Görürüz böyle. 17-17, 18-18 yakalarız. Hı-hı. Ya. Ha, bunların evet. Bir anlamı saat, vardır. Evet. 19-19'un anlamı ne? Bir baksınlar sana yazsınlar. Merak ettim. Benim aklıma ilk 1919 gelince... Öyle bir anlamlar var biliyorsun. Öyle mi? Ha, ben çok... Bir baksınlar benim aklıma bakalım. 1919 gelince benim aklıma Atatürk'ün Samsun'a çıkışı geliyor bak, yani. Trabzonspor maçıyla bu seri bitti. Bak Trabzon'u yenseydi 21-22'ye de giderdi. Olabilir. Yani evet. Ama bu skorlar şimdi 19'da 19 yapmış. Bak sadece... Skor anlamında Fenerbahçe hiç konuşmadık. Oyun evet, gücü anlamında da çok konuştuk. Aynen öyle. Keyif veren. Evet. Dört attığında beşi arayan. Evet. Ritimli. Topu aldırmayan. Tabii ki işte bir üç oyuncu eksildikten sonra o iş değişti. Hı hı. Bugünü bir kenara koyarak diğer maçlar için diyorum etkiler. Evet. Bugünün mazereti zaten yok dedik. Ama çok enteresan yani 19'da 19'dan sonra da 5 maçta bu skorları almak bir böyle bir çöküş dönemi dersin yani. Evet. Kırılgan da bir
taraftar yapısı var haklı olarak. 10 sene ya şampiyonluk yok. Tabii şimdi son 5. Yine iyi başladık. 19-19 yaptık. Ne oluyorlar başlıyor ister istemez haklılar. Son 5 maçın 3'ünü kaybedersen, sadece bir galibiyet alırsan, bir tanesi de sonuncusu da 6-1'lik bir mağlubiyet alırsa ister istemez soru işaretleri büyür. Zaten Seren de ara ara bana editörümüz özet atıyor şeyle ilgili, chatle ilgili. Yani İsmail Kartal'la ilgili büyük bir tepki ve eleştiri var İsmail Kartal'a yönelik. Hani tamam 19'da 19 yaparken de İsmail Kartal'ın çok övülmedi. Çok övülmedi. Yok. Bak o zaman da dedi. Soru işaretleri var bak, mıydı? Evet. İsmail Hoca'ya bu süreç daha çok yazılabilirdi. 19'da 19 yapıldığında. Hı hı. Dersine iyi çalışmış. Takım iyi, seçimler, oyuncu değişikleri, rotasyonlar hepsinin karşısını alıyordu. Ona rağmen bence İsmail Hoca'yı yeterince övülmüyordu. Genel olarak. Genel olarak. Taraftarlar neyse. Takım iyi zaten. Anladım. Ama işte bak büyük takım böyledir. İşler kötü gittiğinde İsmail Hoca ilk olarak eleştirilmeye başlar alır yani. Cengiz Ünder mikrofona gelip sadece taraftarlarımızdan özür diliyoruz demiş. Başka da bir şey söylememiş. Güzel, kısa, öz. Ben de özür diliyorum taraftarlardan. Gerçekten. Sen niye özür diliyorsun? Futbolu konuşamadığım için. Ha, evet. Özür diliyorum. Kabul ediyorsunuz mu arkadaşlar? Kabul edenler beğensin. Ne diyeyim hani? Ya biraz daha bir şey açıklanılabilir. De ki yok. Sakatlığımdan sonra daha iyi dönmek isterdim, olmadı. Biraz moralim bozuk de. Bunları demekten çekinme ya. Söyle bir anlat ki. Bir derdini de anlat. Karşı tarafta desin ki ya haklı ya. Bir haklılık bir şey arasın hani taraftarda. Cengiz niye bu kadar kötüsün diye. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Camiamızdan özür diliyoruz. 45 yaşıma girdim. 45 senedir biz de dahil oynarken hep aynı açıklamalar. Artık 2024 yılı geldi ya. Daha böyle bilgilendirici açıklamalar yapılmalı yani. İşler kötüyken hatta daha çok konuşulmalı. Hani şampiyonluk, birlik, bütünlükten geliyor. O zaman taraftar da bazı şeyleri bilmeli. Ne oluyor değil aynen mi? Yani? Herkes bilmeli. Evet. Beraber geliyor şampiyonluk. Zaten başkanından malzemecisine değil mi? Bu işin içinde basını, taraftarı, her şey var ya. Ve sağlıklı, doyurucu açıklamalar yapılmazsa bu tip ağır mağlubiyetlerden veya kötü gişatlardan, kötü bir maç serisinden sonra bu sefer spekülasyon ve dedikodu mekanizması başlar. Yani hem medyada hem taraftar içinde onu da önlemek lazım. Yani hakikaten kara bir perşembe, kara perşembe deyince de benim aklıma tarihini sonradan tam aklımda değildi. 3 Nisan 1990'a basketbolda böyle bir gece yaşamıştık. Efes Pilsen ilk kez o zaman da Efes Pilsen Final Four'a girecek. Asvel'le oynuyor, yeniliyor. Tofaş Aris'i deplasmanda 11 sayıyla yenmiş. Koraç kupasını alacak. Gidiyor kendi evinde yeniliyor. Hem Final Four'dan olduk hem Koraç kupasından olduk. Aynı gecede o tarihe böyle basketbolda kara perşembe diye girmiştir. Herhalde bu da futbolun kara perşembesi oldu. Ya yani gerçekten kara bir perşembe. Düşün toplamda 11 gol yedik ya. 11. Vallahi çok acayip. Dön 20-44 sularına. Daha başlamamış maç. Başa dön. Tamam, döndüm. İki takım var ya, kaleleri açsınlar bu kadar pozisyon vermezler ya. Ya bu kadar pozisyon vermezler ya. Ya oyun acı verici, acı. Evet. İnşallah hani ne Beşiktaş'ın performansı ne Fenerbahçe'nin performansını Avrupa'daki diğer şeyler falan izlememişlerdir ha. Sadece bu maç yüzünden böyle yaparlar. Türkiye Süper Ligi'nde ne oynanıyor derler ya. Bunlar nasıl takım derler ya. Nasıl futbol? Bunların oynadığı futbolun adı ne derler? Ha bu oyunun adı ne derler? Bu kadar bak, para. Gerçekten bu kadar kötü performans. İkisinin de. Evet. Birbirleriyle yarıştılar ya. Beşiktaşlı futbolcularla Fenerbahçeli futbolcular birbirleriyle hangimiz daha kötü oynarız? Hangi takım daha çok pozisyon verir rakibine? Yarıştılar gibi hissediyorum ya. Ya bir farkları yok gerçekten ya performanslarına baktığımda. Yani evet. Ya bir otobüs çek bari ya. Hadi 3 yedin, 4'ü yemeyeyim de ya bari. Hani otobüs çek. Hani rakipler iyi olacak, anlarım. Galatasaray 3 tane yedi. Galatasaray da çok yedi bence içeride. Vallahi. Ama 3 tane attı.
En azından bari. 3 evet. tane attı. Hakikaten sen şimdi... Ve rakip de Manchester. Evet. Galatasaray 3 tane yedi ya. Çok yedi. Ama 3 tane attı. 3-1'den 3-3'e getirdi bir de. Reaksiyon gösterdi. Tabii ki kazanmasını bekliyorduk. Maç önü favori gözüken Galatasaray'dı. İç saha performansıyla filan. Ama abi burada 3-1 reaksiyon yok. 4-1 reaksiyon yok. 5-1 reaksiyon yok. 6-1 reaksiyon yok. Nostellat 7. golü arıyor diyoruz ya maçı izlerken. Ya çok sıkıcı. Öyle Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş'ın ikinci yarısında maç bir başladı. 25 dakika Beşiktaş ceza sahasını izledik ya. Bu Nişantaşı tarafındaki kaleyi görmedik ya. Zaten ya böyle bir şey yok. Beşiktaş maçında 14 dakikada 2-0 oldu. Devre 2-0 bitti. 47-50 4-0 oldu. Yani ikinci yarı başladı. 5 dakikada 2 gol daha. Ya, ya bir böyle insan, bir şey yok. Bak şimdi biz de sahada oynadık. Böyle oldu mu? Lan gideyim bari bir dalayım dersin. Hani hı-hı. dansınlar demiyor. Anladım. Ya o niyet hani topa bile sertlik girersin. O niyeti bile görmedik. Ya bence bir an önce ya unutulmayacak da bizim bir an önce unutmamız lazım bu geceyi ya. Gerçekten yani. Rıza Hoca'nın da açıklamalarına bakalım mı? Bakalım. Rıza Hoca daha uzun bir açıklama yaptı. Tabii Beşiktaş'ın da çok eksiği vardı. Şimdi Necip, Amartey, Bayi, Masuaku, Rozier yani savunmanın tamamı neredeyse yoktu. Ve sahaya Onur Colley ikilisiyle çıkmak zorunda kaldı. Tayfur Sağbek, Bahtiyar Solbek, ön tarafta da Gezzal ve Raşitsa yoktu. Her şeyden önce hakikaten bizim için iddiasız bir maçtı. O kadar da çok eksik var. Hepsi meydana çıktı. Hiç kimse yerinde oynamadı. Ne sağ bekimiz sağ bek, ne sol bekimiz sol bek. Mecburen Onur'u stoperde oynattık. Herkesi değişik yerde oynattık. Elimizde oyuncu yok, defans hiç yok. Maçı kaybetmek istemedik ama bir stoperimiz bile yok doğru dürüst. Maça da kötü başladık. İkinci yarı daha iyi olacağız dedik. İşte tam anlattığım şey 47-50 gol dakikaları yani. 2-0 ikinci yarıya başlarken Rebic çıkıyor, Muleka giriyor. Hadi bir toparlanır mı? 5 dakikada 2 gol daha yiyor Beşiktaş. İkinci yarıda daha iyi olacağız dedik. Hemen başta gol yedik. Üzgünüz. Hedefimiz Konferans Ligi değil zaten. Önümüzde Ankara Gücü, Fenerbahçe gibi kritik ve önemli maçlar var. Prestij açısından kötü oldu. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Oyuncuyu yerinde oynatmazsan verim bekleme şansın sıfır. Bu hatırlarsan bir basın toplantısı yapmıştı Rıza Hoca. Göreve geldikten sonra ilk maça çıkmadan önce ben her oyuncuyu yerinde oynatacağım demişti. Sürekli bunu tekrarlamasının sebebi biraz da bu herhalde. Ama hani imkansızlıklardan dolayı böyle yapıyorum demek istiyor diye anlıyorum ben. Doğru mu anlıyorum? İlk sayfaya gelebilir miyiz? Ha, pardon sen beni uyarsaydın ya. Gel yok ilk yok sorun değil. Tamam, sen çok güzel bitirdin. Hangi tek cümle? Tek gidelim diye. Her şeyden önce hakikaten bizim için iddiasız bir maçtı. Olmaz. Olmaz. Beşiktaş forması her maç iddiadır. Her 90 dakikayı kazanmak için oynar. Lig 10'uncusu ol. Bir sonraki maçı kazandığında mutlu oluruz. Ki maçtan önceki yaptığı açıklama da ülke puanı işte, için oynayacağız dedi. Bana orası şey geliyor. Maç önü Rıza Hoca her ne kadar iddiasız da olsak bu maç Avrupa maçı ülke puanı için oynayacağız. Prestijimiz için oynayacağız dedi. Değil evet, mi? Dedi. Ben yanlış hatırlamıyorum maçı. Doğru hatırlıyorsun. Ama maç sonunda iddiasız bir maçtı bana uymuyor. Ama hakikaten futbolcular için iddiasız bir maçmış. Onu gördük yani. Onların ruh halini gördüğümüzde aman. Zaten ben bir tweet attım maç esnasında. Hakem bitir maçı dedim yani. Aynısını Fenerbahçe maçında da atmak zorunda kaldım. Fenerbahçe maçında da atmak zorunda kaldım. Ya bitirsin eziyet çekiyor çünkü. Maç bitmiyor. Maç bitmiyor. Hani seyirci de ıslıklamaya başladı. Evet. Tayfur'u ıslıkladı. Hmm. Onur'un top ayağına geldiğinde ıslıkladı. Etti. Var mı bu sayfada deyince? Efsane diyorlardı. Onu da bir şey demeyeceğim. Yalnız bilmiyorum. Beşiktaş bir şeyin bedellerini ödüyor. Bu kadar kötü gitmez bir şeyler. Bu kadar kötü gitmez. Sen bu grupta nasıl bir puan aldın 5 maç sonucunda? Olacak işte. Bu arada Kulüp Brugge deplasmanında da 6 yiyebilirdi. Aynen net öyle. Kurtardı. Doğru.
Sonra bugün 5-7. Cenk atmıştı değil mi son dakikada? Evet. Cenk attı. Güzel bir gol atmıştı. Abubakar vermişti. Aynen, evet. Son dakikalarda evet. Öyle hatırlıyorum. Ki ama orada da o maçtan sonra burada konuştuk. Evet. Hiç iyi bir futbol yok. Çok kötü bir futboldu. Rakip farklı kazanabilirdi. Mert'in kurtarışlarıyla ayakta kaldı vesaire vesaire. Biz işte kazanırken oyun gücünden boşuna bahsetmiyoruz. Evet. Çünkü seni oyun gücü başarıya götürüyor iyiyse. Beşiktaş'ın oyun gücü sinyalleri verdi. Trabzon maçları, Adana Demir deplasmanları. İçeride kazan. Deplasmanında berabere kalmalarsa içeride kazanırken oynadığın futbol. Aynen. Şimdi Rıza Hoca geldiğinde futbol değişti mi? Bence değişmedi. Bence, Samsun maçında da çok kötü oynadı Beşiktaş. Bence değişti. Beşiktaş artık daha kötü. Pres de yapmıyor. İkinci bölgede bekliyor rakiplerini. Şimdi Rıza Hoca'ya yazar demem. Evet. Demem. Tabii. Ama maçlar ilerledikçe, maç sayıları arttıkça Rıza hocama da yazmaya başlayacak. Çünkü büyük camia teknik direktörlüğü böyledir. Hı hı. Çünkü derler ki hocam sen bu kadroyu biliyordun, ne oynadığını biliyordun. Geldin, birazcık düzeltmeni bekledik, düzeltemedin demeler başlar. Böyle giderse. Ve kendin gelmek istedin. Evet, çok istedin. Yani. Bir de kendin gelmek ister. Tabii ki Beşiktaş sevgisi, Beşiktaş efsanesi. Elbette. Evet. Tabii ki. Evet. Ama işin bu tarafında da şeye bakar insanlar. Oyuncu değişikliği, taktik. Beşiktaş ikinci bölgeye çekiliyor. Orta sahanın oraya. Defans ön tarafa yaklaşıyor. Defans arkası atılan her top sıkıntı. Kenardan gelen her top sıkıntı. Rıza hocam, Beşiktaşlı futbolcular koşamıyor hocam. Ben öyle görüyorum. Hani tabii ki 15 günlük milli takım arası Rıza Hoca ile geçildi. Değil evet, mi? Evet, doğru. Siz sonradan geldiniz. Tabii ki sezon başı hazırlık kampında yoktu. Sakatlıklar çok var. Hocanın eline böyle bir kadro düştü. Ama bu kadro şu an koşamıyorlar hocam. Çok enteresan. Koşamıyorlar. Teknik direktör Rıza Hoca. Bu benimle uyuşmuyor. Çünkü Rıza Hoca'nın takımı ısırır. Evet. Koşar, fizik olarak kuvvetlidir. Ama Beşiktaş o konuda ya da ben geriye gittiğini görüyorum. En çok üzülen Rıza Hoca'dır. Gördük muhakkak. Kulübedeki elbette. Ruh halini, yenilen gollerde, reaksiyonlarda. Ya ben Beşiktaş konusunda ne diyeceğim bilmiyorum. Defans var ya, her gelen kaleciyle karşı karşıya. Aynen. Her gelen. Şimdi orta sahada mecbur Salih'le, Ege Demir'le, Chamberlain'le oynadı. Mecbur mu? Bir dakika. Rebic toparlamıştı. Bugünkü Rebic de çok kötü. Amir Lejetson yedekti. Ya bir ve maç önü şeyden bahsetti. Bazı oyuncuları riske etmek istemiyoruz dedi. Belki hafif ağrıları vardı. O yüzden oynatmadı. O yüzden oralara bir şey diyemem. Ama bugün oynayanı, ama sonradan oyuna gireni bir tane iyi oyuncu vardı diyemem yani. Bir şey söyleyeceğim ama bak. Jetson Fernandez'le Amir Hacı Ahmetoviç 4-0'dan sonra oyuna giriyor. İşte. Yani 2-0'ken niye girmiyor? Niye 46. dakikada girmiyordu 56. Yani 10 dakika mı adelelerindeki güç farkı 10 dakika mı? Goller o ara peş peşe geldi. Tamam, hayır 46, şunu soruyorum. 50'de İlk yarı 2-0 bitmiş, doğru mu? Evet, doğru. İkinci yarıya devre başlıyorsun. Devre arası olabilir. Yani onu diyorum. Doğru, doğru. Belki bir 2-1 yakalasan belki bir şey değişecek. Ya bugünkü Beşiktaş'ın bir şey değiştirme şansı pek yok gibiydi ama yani bu maça hani Rıza Hoca iddiası, Rıza Hoca'nın bu maça bakışı da zaten baştan böyleymiş yani. Tabii ki 5-0 yenilelim diye çıkmıyor maça da. Yok. Ama maça hazırlığı ve bakışı bence futbolculara yansımış. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? 2-0 ilk yarı, Amir'le Jetson yedek kulübesi, doğru mu? Ne yaparsın? Atarsın oyunu. Evet. Atarsın oyunu. Onu demek istiyorum. Atarsın yani oyuna. Ya Beşiktaş gibi bir takım 4. dakikada maçı bırakmaz. Evet. Yemin 4. dakikada maç bitti, doğru söylüyorsun. 4. dakikada maçı maç bıraktı. Bitti. Yediği golden sonra maçı bitti, bıraktı. Bitti, maç bitti. Pes evet etti. Doğru. Pes etti. Ben bugün yenildim dedi. Burası acı. Bak bir şey söyleyeyim doğru sana. Evet. Ben ne dedim? Samsunspor maçındaki oynanan yani evet, futbol hiç çok beğenmedik kötü. Bu futbolu izlemek için stada gidilmez dedim, değil mi? Bugün yine gitmişler. Çünkü ya formaya gidiyor. Evet. Beşiktaş aşkına gidiyor o taraftar. Ya o statta olan biri varsa yazsın ya. Ya bu futbol izlenir mi ya? Yine gidecekler tabii. Tabii çünkü canım.
Kişiler gelir geçer. Beşiktaş formasını kimler giyindi, kimler geçti. Gidecek tribüne. Ama maçı izlerken de söyledim. Ya şu tribüne gidenlere helal olsun dedim ya. Evet. Vallahi söyledim, gidilmez söyledim. Ya. Bu futbol için gidilmez ya. Rıza Hoca'nın açıklamalarına devam edelim. Çünkü başka sakatlıklarla ilgili açıklamaları da var. Bir tamamlayalım. İkinci yarıda daha iyi. Tam da aslında benim cümlemin üstüne geldi. İkinci yarıda daha iyi olacağız dedik. Hemen başta gol yedik. Peki ben de soruyorum Rıza Hocam. Yedek kulübende Jetson varken, Amir Hacı Ahmetoviç varken, yani ne bileyim Muleka'yı aldın oyuna. Orta sahada hiçbir değişiklik yapmadan ikinci yarıya başlayarak neyi daha iyi olacağını hayal ettiniz acaba? Merak ediyorum ben yani. Öyle değil mi? Tünelde yedi golü yani. Aynen. Hedefimiz Konferans Ligi değil zaten. Önümüzde Ankara Gücü, Fenerbahçe gibi kritik ve önemli maçlar var. Prestij açısından kötü oldu. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Oyuncuyu yerinde oynatmazsan verim bekleme şansın sıfır. Bu arada hani araya girmek istediğim şey varsa söyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün oyuncuları yerinde oynatsın yine olur. Bak bu kadro çok teknik direktör yer abi. Ruh hali yer. Bak ruh hali. Bak Burak Hoca herkes geliyor sarılıyordu giderken enteresan bir şekilde bazı oyunculara laf söyledi. Şenol Hoca daha konuşmadı. Acaba o neler yaşadı? Evet. Şimdi Rıza Hoca işin içinde. Teknik direktör olarak bir şeyler demez. Ama ben sahanın içindeki bazı oyuncuların ruh hali. Ya bu da çok hoca yerler. Çok hoca yerler bu ruh haliyle. Bak. Rebic bir iki pozisyon var geri dönmüyor. Bak dönmüyor, bırakıyor, kovalamıyor. Ki Rebic de tam toparlamıştı. O evet. Bir Sayın Başkan Süleyman Seba'nın anasına Sakaryaspor'la yaptığı maçta o gol ne öyle klas. Ondan önce lig maçlarında oyuna girip yaptığı asistler evet. Toparlamıştı. Evet. Bugün o da geri koşmuyor. Abubakar eski Abubakar değil. Cenk Tosun bugün çok kötü oynadı. Hani kaptan olarak çıktı. Çok kötü. Tayfur çok kötü. Onur çok kötü. Salih devre arası hakem korneri kullandırdı bitirdi. 2 dakika uzatma vermişti. O zaman 2 dakika 30'du. Hakeme kızdın ya. Haklısın. O kızmanı daha önce sahanın içinde yapsan da arkadaşlarını ateşleseydin keşke. Anladın mı? Ben şimdi Demir Ege'ye ne diyeyim çocuğa? Yok tabii canım. Ne diyeyim? Evet. Mecburiyetten 11'e geldi. Ama bak şu konuşulabilir. Şimdi Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de şu anda hakikaten özellikle stoper konusunda, savunma konusunda büyük olağanüstü bir yani bir takım kolay kolay başına gelmeyecek bir sakatlık sendromu yaşıyor. Evet. Doğru mu? Sen Demir Ege'ye ne diyeyim diye sorunca aklıma. Peki bu altyapılar ne yapıyor abi? Yani bak altyapılar. Yani Yusuf bugün evet oynadı kimse, forma giydi ama eminiz ki bir daha oynamayacak. Ama yani bu altyapılar da yok mu ya bir tane Beşiktaş'ın altyapısında Aytu son dakikalarda oyuna girdi. Evet. Ama hani yani ben mecburiyeti. Ha, öldüm, bittim, yandım. Bu kadar stoperim yok. Ya arkadaş bana altyapıdan bir iki tane stoper yok mu yani? Şimdi bana hiçbir başkan adayı, aday olurken bu bak sadece Beşiktaş için değil. Şu an Beşiktaş'ta seçim süreci evet. Var. Konuşulanları, vaatleri dinliyoruz değil mi? Evet. Altyapıya şunu getirdim, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Altyapılar çok önemli değil mi? Hep denir. Hep konuşuluyor. Hep. Evet. Altyapıların önemi bu konuşmalarda sadece. Bravo. Evet. Bak bu bütün camialar için bu arada. Evet evet katılıyorum. Galatasaray Başkan Adayları da aynı. Hiç kimsenin kalıcı bir şey yaptığını daha görmedik. Yok kalıcı bir şey olmaz. Aynen. Olamaz. Niye olamaz? Ha, o altyapıdaki oyuncuları yine iyi yetiştirin. Gitsin Kayserispor'a, gitsin Samsun'a, gitsin yurt dışına. Anladın mı? Gitsin evet. Başka takımlara. Sonra orada kendini kanıtlayıp dönsün yine kendi camiasına. Böyle örnekler de var. Bu arada oyuncular yetişiyor. Biz ama şöyle de bakıyoruz biraz hep. Altyapı, Beşiktaş altyapısının oyuncu var. A takıma kaç tane çıktı? Oraya çıkmadı belki ama diğer Süper Lig takımlarında da oynuyor. Doğru. Anlıyor musun demek istediğimi? Evet. Ama öyle ya da böyle. Bu kadar altyapı konuşuyorsanız 15 yıldır bak Necip izliyoruz. Evet. Çıkan diğerleri de gitti. O da enteresan. Evet. O zaman bu kadar altyapı konuşmayın. Projeler sunmayın ya. Yani projeler sunmayın. Yani şimdi Beşiktaş diye konu. Ben Fulya tesislerinde idman yapmış insanım yani 94 yıllarında. Çocuklarım ben orada halen duyuyorum böyle nerelerde ne soyunma odalarında soyunduğunu duyuyorum yani.
Ya bilmiyorum ya. Bari konuşmayın ya. Umut vermeyin. Deyin ki biz kendini kanıtlamış, CV'si kuvvetli, paramızla gideceğiz, yıldız oyuncuları alacağız deyin ya. Çünkü altyapıdan gelmiyor ya. Söyleyin bana. Kim var? Hasbelkader ya. Şans eseri bir geliyorlar. Tane, öyle valla gerçekten. Öyle bütün, yani öyle. Bütün şey adı nedir? Bütün kulüpler içimiz, kulüplerimiz için maalesef geçerli. Geçelim bu sayfayı. Devam edelim. Dediğim gibi Rıza Hoca'nın açıklamaları biraz daha uzun. İlk defa bu kadar eksik bir takımdık. Bizim kadroda sakatların sayısı sağlıklı oyunculardan fazla. Yapacak bir şey yok. Bu da benim şanssızlığım. Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum. Rozier Fenerbahçe maçında oynamaz. Bayi var hep sakat. Belki mükemmel bir oyuncu ama sakat. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bayi'nin hep sakat olduğu bir sürpriz değil yani bu arada. Ya yani Bayi'nin transfer Bakarsan, ben araştırma falan demiyorum. Doktor evet. Raporu da demiyorum yani. Transfermarkt diye bir şey var, kaynak var. Her verisi %100 doğrudur demiyorum ama güvenilir bir kaynaktır. Orada bir sakatlık geçmişine baktığın zaman zaten böyle bir şey çıkıyor. Yani evet, böyle yazıyor çıkıyor. Orada ne böyle. Kadar süre oynamadığı, ne sakatlıktan kaç gün oynamadı, yaşadığı. Hangi sakatlıktan oynamadı vesaire. Tabii ki kulüp Transfermarkt'a bakarak transfer yapmaz da hani ben bir örnek veriyorum sadece. Belki mükemmel bir oyuncu. Amartey sakat, Gezzal sakat, hangisini sayayım? Hepsi sakat. Yapacağımız bir şey yok. Peki, yine aklıma bir soru geliyor. Ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta, yani şu anda herhalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, öbür tarafta Perez de var, 7 buradan, 1, 2, 3, 4, 5, eksiksi olabilir. İkisi de toplam aşağı yukarı 15 oyuncu sakat, 15. Çok ya ama ya, hakikaten. Değil mi? Bunun sebebini de ya ben bilemem. Burada acaba başka bir yanlışlık mı var bir yerde? Evet, araştırılacak. Bir yanlışlık var. Tesisin zemininde mi yanlışlık var? Antrenman sistemlerinde mi yanlışlık var? Evet. Hakikaten bunun iki kulübün bu sakatlıklarla ilgili, bu performansı geçtim, bu sakatlıklarla ilgili doyurucu bir bilgilendirme yapması lazım. Gerçekten diyorum. Belki sağlık ekiplerinin yapması lazım. Ya kesinlikle. Çünkü çok acayip sakatlanmada bir 1000 tane sebep var ya. Aynen. Giyindiği krampona kadar, aynen, yattığı yatağa, oturduğu koltuğa kadar. Evet. Olduğu masaj şeklinden tedavisine, yediği yemek şekline, tabii, uyku saatlerine 1000 tane kriter var. Ama artık bu devirde de büyük kulüplerimiz her şeyi de kullanıyor, her türlü teknolojiyi. Ya bu arada ola da biliyor, denk de gelebiliyor. Mesela Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester United değil mi? Beksiz evet. Oynadılar. Sofyan Amrabat bek oynamak zorunda kaldı bilmem ne. Bu maça bile işte 6-7 eksikle geldiler. Olabiliyor ama yine de daha sağlıklı bir iletişim kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman sezon başı kadro kurarken, evet, şimdi 1-11, şunlar yedek olur, şunlar evde oturur, ihtiyaç olduğunda olur diyorlar ya. Evet. Bu ilk 11'in hiçbiri oynamayacakmış gibi, evet, sakatlanacakmış gibi kriteriyle, tamam, de, evet, kadrolar kurulmalı. Aslında öyle. Öyle. Yani şimdi. Öyle. Oradaki sıkıntı da ne? Aynı mevki. Diğerlerini de formda tutamıyorsun ki. Evet. Ya itmanı az yapıyor, ya kendine iyi bakmıyor, ya motive olmuyor. Ondan da gerekeni alamıyorsun. Değil mi? Aynen. Şimdi Kayseri'de uçan Onur, Beşiktaş'a geldi. Öyle bir başladı ki, yıllardır sanki Beşiktaş'ın sağ beki. Geriye gidiyor. Beşiktaş'a gelen geriye gidiyor. Burası araştırılmalı. Bence kulübün içinde bir rahatlık var da, o rahatlığın adı ne ben bilmiyorum. Ben oyuncuları rahat görüyorum ya. Ya biz, ben demiyorum bana taraftar gitsin hiçbir yeri bassın, tabii, etsin etmesin ya. Biz iki gün tesisten çıkmadığım zamanları bilirim ben ya. 3-0'dan 3-3'e geldi diye. Valerenga maçı. Şifo abi, çocuğuma ne diyeceğim diyen. Oo. 3-0'da yatırdım çocuğumu, 3-3 oldu maç. Ne diyeceğim diyen dönemleri bilirim. Tabii tabii. O Fulya yokuşuna inerken o benzincinin oradan otobüs nasıl takla atmadı biz kaçarken onu bilirim ben. Ben demiyorum bugünler yaşansın. Ama aşırı bir rahatlık görüyorum. Aşırı biraz bir rahatlık kaygısız görüyorum. Kaygısız bir durum var değil mi yani? O da kabul edilebilir bir bu şey değil. Her şeyin fazlası zarardır. Aynen, bak evet, her şeyin fazlası. Yapamıyorsun ki, çocuk zorlanıyor. Tayfur, Onur zorlanıyor. Sol bekte Bahtiyar maskeyle oynuyor. Oyuncu mu yok diyecekler. Yok, maalesef yok. Beşiktaş teknik direktörü oyuncu mu yok diyecekler. Evet, maalesef yok diyor. Bizim oyuncularımızın oyunları da bu değil. Herkes rahat olsun. Nasıl ya?
Valla biz rahatız. Hani konferans liginde hani iddiamız bir şeyimiz yok. Sadece bir üzgünüz. Herkes rahat olsun. Konferans liginde iddiamız bir şeyimiz yok. Sadece bir maç oynadık, o kadar. İyi. Bir maç daha var. O zaman o maçta ne olacağız acaba bilmiyorum. Bir maç daha var Beşiktaş. Var. Evet. Biliyorsun. Bir maç daha var. O da Lugano deplasmanı 14 Aralık'ta. Yani o zaman o da mı böyle olacak? Gitmeyelim. Veya o da mı böyle olacak? Yok, ya inşallah olmaz. Hayır yani. Yani. Olmamalı. 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 Şimdi Rıza Hoca tabii ki Beşiktaş'ı takip ediyordu. Ne zorluklarla karşılaşacağını biliyordu. Bence işin içine bir girdi. Onun dışarıdan gördüğünün bambaşka bir ortamı gördü bence. Hani çok takımı oyunu da çok geriye gitti ya. İnanılmaz yani. Yani şimdi Samsunspor maçı kadrosunu açsana. Sana açayım. Zahmet. Tabii ki. Tamam bu maçta çok söylediklerin hepsi doğru. Evet. Onur stoper oynuyor. Bir ara Onur'u sağa atıyor. Tayfur stoper oynuyor. Mert. Orijinal mevki mi? Orijinal. Tamam. Rozier. Orijinal. Necip. Orijinal. Koli. Orijinal. Masuaku. Orijinal. 5. Sağ ön Onur. Sağ ön. Sağ bek normalde. Tamam. Amir. Jetson. Orijinal. Orijinal. Cenk. Orijinal. Sol ön. Orijinal. Muleka. Orijinal. 10 orijinal. Oyun neydi? Hiç iyi değildi. İşte benim anlatmak istediğim bu. 10 tane orijinal oyuncuyla oynamış. Onur da oralarda oynayabiliyor. Hadi diyorum ki sağ bek Onur o orijinal değil. 11'in 10'u orijinal. Oynanan futbolu beğendi mi bir kişi Samsunspor maçında? Yok. İşte. Anlamıyorum yani. Herhalde işte, beğenmemiştir. İşte. Sezon başından beri de genelde herkes mevkinde oynadı. Ha. Rıza Hoca'ya bir kere denk geldi. Başakşehir maçına bakalım içeride kazandığı sana zahmet. Çok tabii. Çabuk olduğun için süpersin. Yo aynen hemen açtık. Ha. Teknoloji sağ olsun. Sayalım bakalım orijinalleri. Mert. Orijinal. Rozier. Necip. Amartey. Tayfur Solbek. Değil. Değil. Salih Amir Jetson. 7. Bahtiyar sağ ön. Rebic sol ön. Muleka santfor. 9. 9. Bahtiyar değil orijinal. Hı. Tayfur değil. 9 orijinal. Hocam Başakşehir maçında da çok iyi oynanılmadı. Evet. Hani ben şimdi burada bak Rıza Hoca eleştirmiyorum. Rıza Hoca diyor ki ben bir oyuncuları orijinal mevkiinde oynatmayı seviyorum diyor. Ve saydın tek tek. Katılıyor musun söylediklerime? Kesinlikle iki maçta da oyundan memnun kalmadık yani kazanmak. Orijinal mevkiinde oynamışlar. Çoğu. Evet, doğru. Bu maçı bak bir kenara evet. Koyuyorum. Bu maç daha haklı. Bu maç hakikaten biraz daha bu özel bir durum yani. Yani. Evet. Bu maça 1 milyon kişiye sorsam Beşiktaş bu dörtlü defansla çıkacak hiçbiri tahmin edemez biliyor musun? Tahmin eden Milli Piyango kazanmış gibi olur. Doğru söylüyorsun. Yılbaşı Milli Piyangosunu aynen. Kazanır. Doğru. Bu dörtlüyle Kulüp Brugge maçına çıkacak diyen defans attıra. Ama saydık orijinal mevkilerinde oynadı. Yine futbol iyi değildi. Skor vardı ama futbol iyi değildi. Şöyle ilginç bir detay var tabii yani Burak Aslan hani sen az önce dedin ya maça gidenler yazsın vesaire. Nihat ve Nebil Bey maç başlamadan önce futbolcular ısınırken tek tek tribüne çağırıp alkışladık. Abu Bakar'ı yaklaşık 15 dakika boyunca çağırmamıza rağmen gelmedi. Cenk Abu'yu getir dedik. Abu yine gelmedi. Tabii bilmiyorum. Doğru mu? Bilmiyorum. Bir izleyicimizin şeyi. Bir izleyicimiz bize böyle mesaj. Doğruysa bilmiyorum. Afrika Kupası'na gidecek ya. Kalsın dönmesin. Ha, doğruysa bu. Bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Emin olamayız yani. Biz sen o Beşiktaş taraftarı. Bak Sergen Hoca neler dedi değil mi? Hadi şampiyon olan bir teknik direktör onu dedi. Senle kısa bir teknik direktörlük kariyeri olan Burak Hoca da seninle ilgili bir şeyler söyledi. Evet. Eğer arkadaşımızın dediği gibi taraftar çağırdı gitmediyse Afrika'da kalsın geri dönmesi. Bakalım. Bak gerçekten eğer bak öyleyse teyitli. Bununla ilgili haberler çıkar evet. Ya enteresan ya. Dönelim Rıza Hoca'ya. Devam ediyor açıklamaları bitmedi çünkü. Ben sezon başından beri burada olsaydım çok şey değişik olurdu. Daha güzel ve iyi şeyler olurdu. Tabii bu da bir şans. Gelir gelmez 6-7 oyuncu sakat. Hepsi aynı yerden sakat. Aha bak. Hepsi aynı yerden sakat. Bunun incelenmesi lazım. Aa bak. O zaman işaret ettiği yer belli aşağı yukarı. Bir takımda bu kadar arka adele sakatlığı olur mu? Neden olur arka adele sakatlığı?
Şimdi girersin alete, çok böyle bazen ağırlık çalışırsın filan, onu bilemem. Çok deparitmanları ya, yanlış antrenmandan olur. Tabii. İyi bir yaşam yaşamamaktan olur değil mi Adale Sakat? Tabii. Yani sen her şeyi doğru antrenman yaparsın. Stretching yapmamaktan olur. Evet. Soğuma itmandan sonra. Bir sürü sebebi var. Bu maça daha önce hazırlansam, oyuncular sağlam olsa böyle olmazdı. Bu maça daha önce hazırlansam, oyuncular sağlam olsa daha böyle olmazdı. Daha önce hazırlansam derken? Evet. Şimdi Başakşehir, Samsun, milli takım arası bir aydır burada. Değil mi hocamız? Aşağı yukarı evet. Bir ay hazırlık için. Zaten sezon başı kampı bile artık iş 5 haftalara indi hani. Evet. Hızlı hazırlıklar artık. Ya bilmiyorum hani burada ne demek istediği belki, hocam evet, ya. Belki evet dinlesek daha iyi anlayabiliriz. Evet, bazen evet. Yazı o hissi vermiyor ya. Yazı. Olabilir. Bu şanssızlık en çok taraftara üzüldüm. Bitti mi? Heh. Güzel bir şey yaparız diye uğraştık. Eksiklerden ötürü bu başımıza geldi. İnşallah Ankaragücü ve Fenerbahçe maçında telafi edeceğiz. Bamba. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu eksikler bir anda Ankaragücü maçına dönüyor mu yani? Tamam. Rozier Fenerbahçe maçında yok. Bayi anlaşılan o da pek yok. Diğerleri işte neydi bu maçta oynamayanlar kimlerdi? Necibi, Amarte'yi, Masuakus'u, Gezzal'ı, Raşitsa'sı. Hadi belli ki Jetson'la Amir Delik düşünülerek bu maçta yedek bırakılmış. Diğerleri de dönüyor mu acaba? Onu merak ettim. Gel dönünce de ne olacak? Onu daha çok merak ediyorum. Vallahi şimdi sezon başından beri ligdeki Beşiktaş izlediğimde herkes hazır olduğunda da iyi futbol oynamadı. Evet. Yani dönseler de çok bir şey değişecek mi? Rıza'cı hani değiştireceğim. Hani bir şey değişmeyi diyor. Ankaragücü'nü yendim, Fener'i yendim üzerinden ben okumuyorum. Ben uzun vadede oyun gücünden bahsediyorum. Evet. Bir şey değişme bende böyle olur. İstikrarlı bir şekilde gitme. Sen şimdi düşün ya bizim ligimizde 25 sene rakibi yenemeyip o hafta gidip yenen takımlar var. O bir şey değişti anlamına bende çok gelmiyor. Doğru. Hani. Bir haftalık süreç. Evet. Aynen öyle. Ankaragücü'nü Beşiktaş yenebilir. Fenerbahçe'yi de içeride yenebilir. Eksik Galatasaray'dan puan alıyordu Beşiktaş deplasmanda. 10 kişiyle. Futbol bu, her şey olabilir. Evet. Ama Beşiktaş o beklenilen oyun gücü, taraftarın beklediği, keyif alacağı futbolu izlettirecek mi? Bendeki merak konusu bu. Çünkü yoruluyorum. İzlerken üzülüyorum. Hele bugünkü ne? Hiçbir şey bu üzüntü değil. Kahrolmak. Kahrolmak bugünkü. Hani önemli olan o. Ben televizyonu açıp o saat gelecek mi? Hani taraftar adına konuşuyorum. Tabii. Ben şimdi yorum yapıyorum. Herkesi yorumladığım için. Benim hangi takımı tuttuğumu bilen biliyor zaten. Yani. Onu bir kenara koyarak. Televizyonda merakla bekliyor mu maç saati gelsin? O önemli. Bence Beşiktaş taraftarı da beklemiyor yani şu an. Çok kötü oynuyor. Nasıl beklesin ki? Oynanılıyor. Çok kötü oynuyor. Rıza Hocam da bence o gelir ya ilk. Zaman verilir tabii ki. Kadroyu okurmadı. Sezon başını yapmadı. Doğru. Geldi. Eksikleri görene kadar iki maçı kötü de oynasa puan aldı. O dönemi biraz atlattı. Ama bugün de acı bir gerçeği gördü yani. Takım bitik fizik olarak. Tamam eksik var da oynayanlar koşamıyor. Onların yerine oynayanlar. Evet sen hep maçı hareket izlerken hareket edemiyorlar, koşamıyorlar. Yani fiziksel olarak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen anlarsın yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük takımlar hep ne deriz? Önde basmayı severler. Rıza Hoca bir kere bunu aldı Beşiktaş'tan. İkinci bölgeye çektirdi. İkinci bölgeye çekildi mi? Dikkat et. Hepsi mevkiinde ama rölanti. Rölanti. Tempo arttıramıyor. Alışmışlar öyle durmaya. Ve bu da etkileyebilir. Olabilir. Hadi hurra ileride bas de. Belki değişebilir iş. Ama hocaya da sorsan nasıl ileride basayım? Baksana defans attı mı? Olabilir. Dese o da haklı da. Olabilir. Ama yalnız ya isim olarak bak yine sezon başına dönüyorum. İsim olarak böyle bazı isimler işte. Raşitsalar geldi değil mi? Rebiçler geldi. Bayi geldi. Öyle ya da böyle sakatlık şey. Chamberlain isim olarak geldi. Gezal dönüyor umutları. Cenk'in, Abubakar'ın. Bunları Jetson'un saydığında yine diyorsun ya. Ya bir isim olarak iyi oyuncular var. Ama Beşiktaş sezon başından bugüne kadar maalesef hiç iyi bir takım olamadı ya.
Ne ofansif anlamda ne defansif anlamda. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu bence. Evet. Artık noktalıya uyuyalım mı artık? Zor uyuruz bu gece ama uyuyacağız. Ne yapalım? Elbet uyuyacağız yani bir yerde. Hakikaten zor bir geceydi. Türk futbolunun ne diyeyim kara perşembesi oldu herhalde bu. Önce Beşiktaş kendi evinde Kulüp Brugge 5-0 yenildi. Ardından Fenerbahçe Danimarka'da Nordsjælland deplasmanında 6-1 kaybetti. Umarız bir daha böyle bir gece yaşamayız. Bundan sonraki Avrupa Kupaları gecelerinde zaferleri ve galibiyetleri konuşuruz. Programı burada noktalıyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmayanlardan abone olmalarını istiyoruz ve programın altında yorumlarınızı rica ediyoruz. Biz Nihat'ta çünkü o bütün yorumları tek tek okuyoruz. Hepinize iyi geceler diliyoruz artık. İnşallah uyuyabilirler. İnşallah. Bakalım deneyeceğiz. Aynen. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex maç sonu programını sundu.